Sen tanıyorsun kızını çünkü. Evet. Nasıl konuşuyormuş, neymiş bir sor bakalım. Hanımefendi, kaç boyu kaçtır? He? Boyu kaçtır? Abla böyle Yalçın abi gibi 1.55, 1.60 gibi bir şeydir. Hı. He, yanında bir adam vardı ablacığım. Herhalde o dediğiniz adam olabilir. Ne iş yapıyorlardı orada? Ya abla, beraber geziyorlardı onlar. Geziyorlar. Siz, ha, siz Silifke'de mi yaşıyorsunuz hanımefendi? He, yok. Ben oraya akrabalarıma gitmiştim abi. He, akrabalarını ne kadar zaman önce gördünüz siz bu kayıp kızı? Abi ben bu 3 gün önce geldim. Bir hafta oldu. Bir hafta önce gördünüz Silifke'de. He, evet abi, Silifke'de. Ben bir pastane var, bizim oraya götürdüler, orada gördüm. Nerede? Pastane. Pastanede gördünüz. He. Konuştuk. Gözleri ne renkti kızın gözleri? Renkliydi abi, yeşil mi mavi mi, öyle bir şeydi böyle. Yeşil, parlak, doğru, güzeldi. Doğru, çok güzeldi. Oradan aklımda kaldı zaten benim. Anladım. Siz kızla konuştunuz mu? He, o yanındaki adam çakmak istedi bizden. Oradan hatırlıyorum, konuştuk. Ne etmek istedi sizden? Çakmak. Çakmak istemiş. Ha, çakmak istedi sizden. Ha. Evet. Çakmak istedi, konuştuk. Ama bize evli dediler. Kim dedi evli diye size? O adamla konuştuk. Benim yanımda kocam vardı. Ha, eşim dedi size kadın için, öyle mi? Ha, sohbet ettiniz siz orada yani. Ha, evet. Anladım. Bacım ben bir şey soracağım size. Anladım. Silifke'de gördünüz siz yani kendisini. Bir hafta önce gördünüz. Evet, Silifke'de bir pastanede. Peki eğer istersek bize yayın sonrası yardımcı olur musunuz? Ha, olurum abi. Ne gelirse yaparım abi. Teyze nasıl alıyor? Anladım ama siz Silifke'li değilsiniz yani. Oraya misafirliğe gitmişsiniz. Yok, akrabalarıma gittim abi ben oraya. Peki, bir telefon daha varmış. Sizi arkadaşlar hattan alacaklar. Diğer... Hazır mı arkadaşlar?